Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugün nasıl bir meclis istiyoruz hakkında konuşacağız. Konuğum da yine bizim İstanbul Hepimizin girişiminin gönüllüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı sevgili Profesör Pınar Uyan Semerci. Pınar, hoş geldin. Hoş bulduk. Hem ev sahibi hem konuk gibi Hem ev hissediyorum. sahibi hem konuk. Ben çok seviyorum yani. Bizim çünkü harika bir ağımız var gerçekten. Evet, Herkes gerçekten. kendi alanında uzman. İçimizden uzman varken birbirimize sohbet etmek bence çok ilginç oluyor. Şimdi tabii izleyenler şey diyebilirler. Kaç zamanlardır demokratik krizden bahsediyoruz. Zaten rejim değişti. Parlamentonun hani ağırlığı azaldı. Siz hala ne meclisinin demokrasisinden bahsediyorsunuz diyebilirler. Bu bizim şuursuzluğumuzdan, bilgisizliğimizden değil, tam tersine umudumuzdan ve sivil toplum olarak demokratik talebimizin ısrarla orada olmasından kaynaklanıyor. Çünkü önümüzde bir seçimler var. 40 küsur gün sonra tekrar vekillerimizi seçeceğiz meclis için. Dolayısıyla o meclisi nasıl bir meclis istiyoruz diye tartışmak istiyoruz. Dediğim gibi tabii ki bütün kısıtlarını farkında olarak. O yüzden birazcık önce hemen o demokratik kriz deyip durulan bütün dünyada, bütün Türkiye'deki şey nedir, ne anlamalıyız demokratik krizden? Biraz ona başlayalım mı? Tabii ki. Ya aslında çok hayati bir şeyin altını çizdiğini düşünüyorum. Çünkü günlük siyasetin içinde birçok problem yaşadıkça ve genel olarak da işte hep krizlerden bahsediyorduk. Çok yoğun bir biçimde pandemi, ekonomik kriz, enerji krizi, göç krizi, birçok krizi konuşuyorduk ve tabii şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda çok daha büyük bir afet ve sonrasında yaşananlar da var. Bu noktada hani bu tür bir tartışmaya ne zaman ne imkan varmış gibi görülüyor. Oysa benim hani siyaset bilimci olarak aslında biraz daha da sosyal bilimci diye tarif etmeyi tercih ediyorum. Dertlerimin en temel noktası temsil edilemeyenler ya da sesleri duyulamayanlar ya da sistemin içinde aslında farklı şekillerde yansıtılamayanlar, yani taleplerini hiçbir zaman yansıtamadıklarımız. Bu benim hani kişisel yolculuğumun dışında aslında çok temel bir sorunu demokrasinin ve popülist hareketlerin yükselmesinin altında da tüm dünyada aslında bunun yattığı farklı şekillerde çalışılıyor. Özetle neyi söylemeye çalışıyoruz? Ya 1975'lerden beri böyle başlayan ve devam eden bir literatür var. Demokrasinin temeli siyasal katılım, temsiliyet. Ama bu temsiliyet kimler için mümkün oluyor? Nasıl mümkün oluyor? İşlettiğimiz sistemler dünyanın çok farklı ülkelerinde farklı modeller olsa bile partiler ya da işte sivil toplumdan siyasete yansımalar, savunuculuk faaliyetleri, bütün bunlar kimler için mümkün sorusu çok önemli bir soru. Çünkü işte maddiyat gerekiyor, okuryazarlık gerekiyor, farklı şekillerde bilgiye erişim gerekiyor, bazı alanlarda uzmanlık gerekiyor ama uzmanlığın olması doğru karar alınacağı anlamına gelmiyor. Yani oradaki çizgiler çok rahat ne diyelim silikleşebiliyor. Avrupa Birliği açısından da Avrupa Birliği'nin en temel tartışmalarından biri yine bu Avrupalıların seslerinin düşüncelerinin yansımadığı çok daha bürokratik bir yapıyla işleyişinin getirdiği krizler gibi. Yani şöyle söyleyelim, büyük resimde hani demokrasi elimizdeki işte çok meşhur cümleyle en iyi oyun. Fakat bu oyun birçok açıdan sorun içeriyor ve bizler belki özellikle Türkiye'de içinde bulunduğumuz koşulların getirdiği sorunlarla cebelleşirken, uğraşırken İşte parti içi demokrasi, sendika içi demokrasi, herhangi bir örgütlenmenin içinde de bu temsiliyet krizlerinin farklı boyutlarını yaşıyoruz. Ve bir bütün olarak aslında katılımı nasıl daha adil, daha kapsayıcı yapabiliriz sorusu masanın üstünde duruyor. Belki çok ufak bir teorik tartışmaya referansla ama hani çok özetleyerek anlatayım. Adaletin aslında üç temel ayağından biz hep bahsediyoruz. Burada Nancy Fraser'a referansla özetlemeye çalışacağım. Birincisi, evet yeniden bölüşüm. Yani elimizdeki kaynakların daha adaletli, daha adil bir biçimde, daha hakkaniyetli bölüşümü. İkincisi, bunu yapılabilmesi için normalde görülmemiş olan, dışarıda kalmış olan, norm olarak işte bu yaşadığınız ülkeye göre değişebilir ama burada işte daha erkek, daha beyaz farklı şekillerde ifade edebiliriz bunu. Daha gücü elinde tutanların görülmesinden ziyade daha dışarıda kalanların tanınması, görülmesi.
Ve bir üçüncü ayak çok hayati olduğunu düşündüğüm ve belki bugünkü işte tartışmamız, konuşmamız açısından önemli olan temsiliyetin adaleti. Yani bu sistemdeki yeniden bölüşümün, yeniden görülebilmenin, ihtiyaçların yorumlanabilmesinin doğru olması için bu farklı grupların sesinin çıkabilmesini sağlayacak bir temsil adaleti. Bu neden bu kadar hayati? Çünkü aslında siyasetin tanımını hani böyle hep biz şey diyebiliriz, işte sınırlı kaynaklar var ve bu sınırlı kaynakları nasıl önceleyeceğiz, nereye, bütçeyi nasıl dağıtacağız ya da işte mecliste belki meraklı izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz takip ediyordur. İşte bütçe tartışmaları olurken neyi önce koyuyoruz? Buraya baktığımızda aslında çok temelde biz ihtiyaçları yorumluyoruz. Yani toplumun neye ihtiyacı olduğu, devletin neye ihtiyacı olduğu, kamunun, kamusal bütçenin nasıl dağılacağını konuştuğumuz her an aslında bir şekilde en hayati ihtiyaçları tarif ediyoruz. Ve işte bu ihtiyacı tarif edebilmekte şöyle düşünelim, kimlerin daha çok sesinin çıktığına, nasıl kontrol edebildiklerine, ajandayı dediğimiz o siyasal alandaki gündemi nasıl belirlendiğine ve buna bağlı olarak da çok kısıtlı olan, hatta işte kriz dönemlerinde daha da hayati bir hal alan, var olanların en doğru şekilde harcanabilmesi, en doğru şekilde paylaşımına imkan sağlıyor. O yüzden de bu demokrasi krizini ya da işte mecliste kimler olmalı, kimler orada sesini yansıtabilmeli dediğimizde bir tür kısır döngüden de bahsediyoruz. Çünkü sistemler aslında kendini şöyle özetleyebilirim, kendisini değiştirecek, dönüştürebilecek ya da farklı ihtiyaçları, farklı sesleri yansıtabilecek bir biçimde aslında formüle edilmemiş durumda. Sen bu tartışmayı aslında çok yeni bir kitapta da yapıyorsun Pınar. Profesör Ersin Kalaycıoğlu, sevgili Ersin Kalaycıoğlu'nun anısına çok yakın zamanda Şubat ayında yayınladığınız bir kitap var aslında. Tam da bu Türkiye'deki siyasetin de sınırlarını tartıştığınız bir kitap. Orada sen tartışıyorsun bu söylediğin sorunları ve de aslında bir şey olarak da evet, şu anda ekrana da geldi. Türkiye Siyasetinin Sınırları, Siyasal Davranış, Kurumlar ve Kültür. Ersin Kalaycıoğlu'na armağan, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıktı. Seyircilerimiz için, bunu podcast'te dinleyenler için de yayın evinde söylüyorum. Belki almak isterler. Bu tartışmaya belki bir şey olarak da, alternatif olarak da yapabilirlik yaklaşımından bahsediyorsun. Yapabilirlik yaklaşımı ve siyasal katılım. Birazcık oradan da o yaklaşım nedir, nasıl bir belki yeni bir tartışma alanı açar. Tabii ya, aslında benim çok uzun yıllardır doktoradan beri çalıştığım bir alan bu yapabilirlik yaklaşımı. Capabilities Approach olarak geçiyor. Belki dinleyicilerin tanıdığı bir isim Amartya Sen. Nobel'li bir ekonomist Amartya Sen'in çıkardığı uzun yıllar bu alanda çalışan ve daha egemen olan paradigmaları, ekonomistlerin kullandığı paradigmaları eleştirerek temel sorunsalı, İşte eşitlikten bahsediyoruz ama neyin eşitliğinden bahsedeceğiz sorusuyla başlayan bir yolculuk bu. Şu açıdan çok kıymetli görüyorum ben. Var olan daha önceki tartışmalar, egemen paradigmaya dair tartışmalar, işte kaynakların eşit dağılımıyla mutluluğun ya da memnuniyetin, çok kısaca ve özetleyerek geçiyorum, bunların eşitlenmesi üzerine devam ediyor. Oysa Amartya Sen buradaki temel sorunları göstererek, hani herkese aynı miktarda bir kaynak aktarımının eşit yapabilirlikler anlamına gelmediğini gösteriyor. Hani çok temelde aslında hepimizin bildiği bir şey belki, ama hepimizin ihtiyaçları farklı. İşte bir hamile olan kişiyle olmayan kişi, sakat engelli bir kişiyle olmayan kişi, bunların aynı yapabilirliklere sahip olması için aslında bizim onlara aynı miktarda bir kaynak aktarmamızın kafi olmadığını bize anlatıyor. Şimdi bu genelde siyasal alanda biraz daha nispeten hala az çalışılmış bir konu. Ama demokrasideki krizle ya da demokratik teoriyle birleştirmeye çalışanlar da var. Ben de biraz bunu Türkiye ortamının içinde, Türkiye'deki yaşadığımız sorunlarla ilişkilendirerek bakmaya çalıştım.
Gerçekten de bu arada iyi bir derleme oldu. Tam deprem zamanı bir güzel bir toplantı yapacaktık Ersin hocamıza kitabı armağan ederken. Belki önümüzdeki günlerde yapabiliriz. Meraklılar için içindekilere bakmalarını öneririm. Çok da emek olan bir kitap. Ali Çarkoğlu, Mert Moral ve Emre Erdoğan derledi. Burada benim çalışmamda vurgulamaya çalıştığım, yani bir siyasal katılımın da bir yapabilirlik olduğunu tartışmamızın önemi. Ne demek istiyorum? Siyasal alanda varlığımızı, temsilimizi kurabilmek için çok basit fiziksel noktalardan başlayan ama günlük pratiklerimiz, özellikle kadınlar açısından bakım yükü ya da farklı ihtiyaçları olan, örneğin dilin kullanılmasından tutun, eğitime sahip olup olmamamız, maddiyata sahip olmamamız gibi birçok üst üste binen durum bizi siyasal alanda aktif olmamızı engelliyor. Hep bazen sivil toplumdaki arkadaşlarla farklı toplantılarda konuştuğumuz bir şeydir. İşte toplantının saatini bile ne zamana koyacaksınız? Saat kaçta olacak? Nerede olacak? Çocuk bakımı hizmeti verecek miyiz? Hani çok basit bir şeymiş gibi görünüyor bu ama aslında çok hayati bir şey. Çünkü bunu çözmediğiniz zaman zaten daha o toplantıya gelebileceklerin kim olduğu bile belli bir grubu dışarıda bırakıyor. Ya da oradan oraya gidebilecek, ki maalesef yaşadığımız ekonomik sıkıntıların içinde şu an herkes için hareket edebilme, merkezden bir yere doğru gidebilmenin bile bir ekonomik külfeti var. Bu tür bir katılım mekanizması, bu tür detayları düşünmeden planlandığında, yani çok daha işin sistemin nasıl işleyeceğine ya da toplantının nasıl organize edileceğine düşünmeye başladığımız anda aslında biz bunu nasıl inşa ediyoruz ve bu inşa ediş biçimimiz kimleri dışarıda bırakıyor sorusu çok hayati oluyor. Demin sen başlarken söyledin, hani içinde olduğumuz bu olağanüstülükte, bu kriz döneminde rejim farklılaşırken bütün bunları konuşmak önemli mi? Önemli, çünkü evet, yani bizim tartıştığımız şeylerden biri, eğer bir yeni toplumsal sözleşme olacaksa ya da yeni bir toplumsal sözleşmeyi düşünüyorsak, daha önce dışarıda bırakılmış olduklarını bildiklerimiz ya da sistemin aslında herkes için eşit olarak işlediğini varsaymamız çok ciddi başka bir sorunu yeniden taşıyor olmayı gerektiriyor. O yüzden en ufak temsiliyet mekanizmalarından en büyüğüne aslında belki soruyu hep hani kimler burada değil de kimler burada değil ve neden burada değil? Yani burada olmayı istememek ya da burada olmayı tercih etmemek başka. Yani yapabilirliğin belki de Amartya Sen'in en kuvvetli argümanlarından biri özgürlüğün gerçek bir yapabilirlik olarak kurgulanması. Yani bizim yapabilirlik kümemizin içinde orada olma imkanı var ve biz bunu kullanmıyor muyuz? Yani burada hep şey söyler, açlıkla oruç tutma, açlıkla açlık grevi arasındaki fark gibi. Yani kişinin yemeğe erişimi var ama yememeyi mi tercih ediyor, yoksa zaten yemeğe erişemiyor mu? Hani bu çok belki çok temel bir örnek gibi gözüküyor ama bunu o kadar arttırabiliriz ki. Okur yazarlığı var ama okumuyor. Ya da bisiklete binmeyi biliyor ama bisiklete binmiyor. Yapabilirlik demekle kastettiğimiz şey bu gerçek opsiyon, gerçek imkan, gerçek bir tercih imkanı var mı? Çünkü bizim aslında çoğu zaman yaşadığımız şey gerçek bir imkan olmasa da mış gibi yapıyoruz. Yani herkes katılabilirmiş gibi. Her isteyen işte bir partinin üyesi olabilirmiş, o listelere girebilirmiş, oradan seçilebilirmiş, oradan meclise gidebilirmiş gibi. Aslında sistemlerimiz maalesef böyle bir yolculuğa ne altyapı koşulları ne de yaşadığımız toplumsal hayattaki rollerimiz, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, dışlanmalar bunlara izin vermiyor. O yüzden ben böyle mikro örnekler üzerinden detaylandırmayı, ki makalede biraz bunu yapmaya çalıştım, bizim kendi düşünme pratiklerimizi değiştirme açısından hayati görüyorum. Yani bir okulun içindeki temsiliyetten, ailenin içindeki temsiliyete gerçekten biz farklı sesleri, farklı düşünceleri, katılımcılığı, kapsayıcılığı önemseyerek kurguluyor muyuz sorusu çok temel bir soru gibi diye düşünüyorum.
Çok haklısın, çok haklısın Şükür. Yani bizim bu programı bu tarihte yapmamızın bir nedeni de aslında önümüzdeki hafta artık partilerin, siyasi partilerin milletvekili aday adaylığı başvuruları bitecek ve adaylar açıklanacak. Söylediğin gibi hani hep mecliste eksik olduğunu söylediğimiz profiller işte senin de başladığın en başta kadın %17'lerde hala şu anki mecliste ya da seçim güvenliği platformunun 22 sivil toplum örgütünün, sendikaların, hak örgütlerinin bir araya geldiği bir platform. O platformun açıklamasına göre de yanlış hatırlamadıysam 30 yaşın altında 8 tane milletvekili varmış şu anda. Yani temsil edilmediğini düşündüğümüz bir sürü grup var. Onlar acaba zaten aday adayı bile olabiliyorlar mı? Söylediğin gibi o hakkı vardı mı kullanmıyor, yoksa zaten baştan aday adayı olmayı hayal bile edemeyeceği bir sistemin içinde mi? Bizim bu tartışmayı dediğim gibi bu tarihte yapmamızın nedeni belki birazcık sesimizi duyurabilirsek o aday adaylarının içinden mümkün olduğu kadar kapsayıcı bir seçki yapar partiler. Bu arada biz meclisi nasıl bir meclis istiyoruz diye tartışırken sizin aynı zamanda seçmen ne ister, seçmen nasıl bir meclis istiyor diye bir çalışmanız da var, bir podcast serisi. Biraz ondan da bahsetmek ister misin? Bahsedelim. Belki ona geçmeden ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Bu haklar konusu da çünkü biraz benim söylemeye çalıştığım yapabilirlik açısından çok önemli. Çünkü vatandaşlık çerçevesinde biz hakların eşitliğinden bahsediyoruz. O yüzden haklar olarak aslında seçme ve seçilme hakkı, hatta hep söylenir özellikle kadınlar için Avrupa'daki birçok ülkeden daha önce Türkiye'de verilmiş bir hak. Ama bu hakkın yapabilirliğe dönüşmesinde hala çok ciddi sorunlarımız var. Yani bu çok önemli, o geçişi anlayabilmemiz. Yani eşitliğin kağıt üzerinde olması, var olması bizim o hakları eriştiğimiz, hakları yapabilirliklere döndüğümüz anlamına gelmiyor. Orada çok daha yapısal, sosyal, üst üste binmiş durumlardan bahsediyoruz ve yine senin anlattığın örnekte kadınların bu şekilde var olan yapı sebebiyle, yani orada bir noktadan sonra çünkü şöyle bir döngüye giriyor. Yani zaten var olan yüklerle bu yapabilirlikleri gerçekleştirilemiyor. Bu yapabilirlikler gerçekleşmediği için de sistem zaten onları daha kapsayıcı hale gelmiyor. Yani demokrasinin kısır döngüsü diye ifade ediliyor bu Bohman'ın referansla söylüyorum. Biz kendi örneğin meclisin işleyişini daha işte bakım yükü de olabilen, anne olabilen ya da genç bir kadının, annenin ihtiyaçları çerçevesinde çalışma saatlerini bile, pratiklerini bile bu şekilde kotarmadığımız için ya da orada zaten o kişiler yer almadığı ve böyle talepler iletilmediği için uzun vadede tam da bir kısır döngüye giriyor. Çünkü o kişiler orada yer almıyor, bu talepleri ifade edemiyor. Meclisin çalışma şartları bile, talepler hani politika değişiklikleri demiyorum, işleyiş biçimleri bile bu tür grupları dışarıda bırakır şekliyle işlediği için de gene bunlar kılmadığı için bir sonrakinde de aynı şey yeniden üretiliyor. O yüzden bunları düşünüyor ve tartışıyor ve buna göre kurguluyor olmamız önemli. Genç kadın gibi durumlarda bizim kesişimsellik dediğimiz şeyler, yani tek bir özellik ya da tek bir grup özelliği sebebiyle değil de üst üste binmelerle daha da dışarıda olmak, daha da az temsil edilmek mümkün oluyor. Yani evet, kadınların temsilinde problem var ama daha az eğitimli kadınların temsili ya da daha az maddi imkanları daha sınırlı olan farklı gruplarla tartışabilecek, konuşabilecek, sivil topluma erişiminde ya da partilerde yer alabilme imkanları daha dar olanlar için, daha dar yapabilirlik kümeleri olanlar için bu daha da imkansız hale geliyor. Tam da bu çerçeveden aslında bizim epey uzun zamandır ekipçe uğraştığımız bir şey, siyaset biliminde, sosyal bilimde ürettiğimiz bilgilerin yaygınlaşması konusu. Bu neden çok hayati? Çünkü içinde yaşadığımız çağ bir işte enformasyon çağı diyoruz. Ama bu enformasyon, bu bilgi aynı zamanda bilgi düzensizlikleri demek. Yanlış bilgi, yalan bilgi, dezenformasyon, mezenformasyon, gerçekten de çok farklı şekillerde biz hiç olmadığı kadar, yani bilişsel kapasitemizin çok üstünde bilgi bize ulaşıyor. Ama bunların hangisinin doğru olduğunu, hangisinin hatalı olduğunu tespit edemiyoruz. Ayıklayamıyoruz ya da bu da ciddi bir mesai gerektiriyor. Bu yüzden
bizim karar alma süreçlerimiz, yani demokrasinin en temel noktası diyelim, işte seçmen olarak karar veriyoruz, oy kullanıyoruz, milletvekillerini seçiyoruz, tercihte bulunuyoruz. Biz belli bir bilgi kümesi, bilgi, enformasyon üstünden bunu yapıyoruz. Ve o yüzden de bu çok hayati, çünkü biz hangi bilgiler üzerinden bu kararı vereceğiz? Ya da işte tam da söylediğin, belki reji gösterebilir. Seçmen ne ister de böyle bir dertle oluştu. Çünkü siyaset bilimi alanında seçmen davranışı dediğimiz bir alan var. Yani seçmenlerin nasıl, hangi kriterlerle baktığı, seçmen davranışı çalışmaları diye aktardığımız bir alan var. Ve biz çok sağ olsunlar 24 bu alandaki uzman beraberce bir podcast serisi hazırladık. Ve İşte dakikalık 15-20 dakika, hatta işte bazıları yarım saate kadar çıkan, yanda da başlıklarını gördüğünüz ekonomik oy verme davranışı, net konu bazlı oy verme, duygular, siyasal sosyalizasyon, bütün bu başlıklarla burada var olan literatürü daha basit, daha bildiğimiz günlük dilde ne anlama gelir, niye önemlidir, seçmen nasıl karar veriyor, bugüne kadar literatür bunu nasıl ele almış ve tabii ki Türkiye'nin bugünkü ortamında, bu seçim döneminde, çok da zor bir dönemde seçime giderken, özellikle bu alanda çalışmış, yazmış, makalesi olan hocalarımızdan destekle bu konuları aktarmaya gayret ettik. Seçmen Ne İster'in sayfasında hepsinin dökümü de var. Birleştirilmiş bir PDF haline de getirdik ama podcast olarak da tabii dinlenebilir. Birazcık buradaki derdimiz, dediğim gibi, örneğin yurt dışı seçmenleri şu an görüyorsunuz. Mesela Samim Hoca, Samim Akgönül, yurt dışı seçmen tartışmalarının hani çok fazla olduğunu biliyoruz. Ama tam olarak nasıl işliyor, ne yapıyor, ne anlama geliyor, hani bunu gördüğümüz bir metinden bahsediyoruz. Ya da İşte her zaman seçim sistemleri, ki şimdi biraz sosyal medyada da bu daha farklı şekillerde karşımıza çıktı. Hani ekranların önünde bizim derslerde anlattığımız sistemleri anlatmalara başladık. Ama bunlar şu açıdan çok önemli ve hayati. Aslında nasıl işlediğini bilmediğimiz bir sistemde kime ve nasıl oy vereceğimize, kendi tercihimizi doğru yansıtmakta bile zorlanabiliyoruz. O yüzden belki en temel sorumluluklarımızdan biri, bu dönemde yaşayan sosyal bilimciler olarak, kendi akademik ürettiğimiz bilginin başka bir versiyonunu yaygınlaştırabilmek. Bu da biraz bu kaygıyla oluştu. Daha alt başlıklarda da biraz daha farklı grupların davranışları ile ilgili, örneğin toplumsal cinsiyet, ben onu aktarmaya çalıştım. Yurt dışındaki çalışmalara da baktığımızda görüyoruz. Aslında çok net olarak kadın ya da erkek oy verme davranışı net olarak ayrılmıyor. Ama burada tam demin söylediğimiz gibi genç kadınların örneğin oy verme pratikleri farklılaşabilir gibi bulgular var. Türkiye'de bu tür çalışmalara baktığımızda daha sınırlı bir alanda görüyoruz. Yani kadınların mesela siyasal alandaki rolüyle ilgili çok daha fazla tartışma var. Ama seçmen davranışı, seçmen olarak kadınların herhangi bir şekilde farklı bir davranış biçimi var mı? Bunun yönündeki çalışmalara daha da ihtiyaç var. Biraz böyle bir alanı da aslında hep birlikte düşünmüş olduk. Yani seçmen dediğimiz o kitleye, o grubu bakmaya çalışmak. Keza bu seçimler için gençlerin durumu oldukça merak konusu. Çünkü yeni oy kullanacaklar var. Yeni oy kullanacak gençlerimiz çok ciddi bir süre pandemi döneminde siyasal sosyalizasyon dediğimiz o dönemi geçirdiler. Siyasal sosyalizasyon bizim kendi işte daha bir neslin kendi siyasal davranış pratiklerini nasıl geliştirdiğini anlarken baktığımız bütün o araçları, kurumları tartışmak ve o açıdan çok ilginç bir seçime de bir yandan gidiyoruz. Çünkü bu konuyu daha çok anlamaya ihtiyacımız var. Yani 2 yıl pandemi dönemi neredeyse evlerde geçiren, işte sürekli bir krizin içinde olan, hele son yaşananlarla beraber gelecek umudu, hedefi, plan yapabilme, bütün bunların, bu kırılganlıkların içinde var olan gençler için gerçekten de nasıl davranacaklar sorusu, işte ideolojilerin buradaki rolü nedir, popülizmle çok artan duygusal tepkiler diye tartışılan noktalar,
Bütün bunları dilimiz döndüğünce hocaların da desteğiyle, farklı uzmanların birlikte tartışabileceğimiz metinler haline getirmeye çalıştık. Çok güzel, çok güzel yapmışsınız. Gerçekten bilgiye erişim, yani bilgiyle, çünkü katılım diyoruz, demokratik katılım, siyasal katılım, katılım tabii ki çok çok önemli ama bunu nasıl yaptığın, ne kadar bilgiyle yaptığın, bilgiyle karar verdiğin tabii ki çok önemli. Bir başka sorum da sana, şimdi nasıl bir meclis istiyoruz diye başladık tartışmaya. Bütün o anlattıklarından doğru, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi, bütçenin daha kapsayıcı, daha herkesin ihtiyaçlarını giderecek şekilde kullanılması açılarından farklı seslerin, farklı ihtiyaçların mecliste olması çok önemli. Bu da demek oluyor ki farklı profillerin mecliste olması. Ancak o farklı profillerin mecliste seçilmiş olmaları ve mecliste mevcut olmaları yeterli mi? Yoksa benim seçmen olarak seçtiğim vekilleri izleyebilme mekanizmalarıma da ihtiyacım var gibi geliyor benim. Yani iki seçim arası, yani Ersin Hoca'nın söylediği Türkiye'deki en büyük katılım, hani oy kullanmak. Ama aslında iki seçim arasında ben seçtiğim kişi beni gerçekten temsil ediyor mu? Benim ihtiyaçlarımı cidden dile getiriyor mu? Benim çıkarıma bütçeyi gerçekten şekillendiriyor biliyor mu? O izlemeyi sence nasıl yapabiliriz? Nasıl kolaylaştırabiliriz? Ya da o kişilerin ne kadar angaje oldukları sence ne kadar önemli bu şeyde, süreçte? Çok çok hayati olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü şu anda da hani tabii ki ister istemez hepimiz seçime kilitlendik ve hani seçimin olması, seçimin sonucu, bütün bunlar çok hayati. Ama seçimin sonrası da bir o kadar hayati. Çünkü depremden önce bile oldukça zor koşulların çarpan etkisiyle, özellikle ekonomik zorluklarla herkesin yapabilirliklerinin, gerçek anlamda yapabilirliklerinin çok azaldığı ve bu sadece en dezavantajlılar için demiyorum, orta sınıfın da oldukça küçüldüğü, bizim kendi öğrencilerimizden, sahadaki çalışmalarımızdan hep bildiğimiz gittikçe zorlaşan bir yaşam mücadelesi ve herkesin büyük beklentileri var. Şimdi buna bağlı olarak da, yani kimsenin elinde bir sihirli değnek olmadığı için, bu zorlukların farkında olarak çok ciddi bir izleme ve taleplerin iletilmesi ve belki Türkiye'de çok az maalesef ulaşabildiğimiz bir ortak akıl vurgusunun ben çok temel olduğunu düşünüyorum. Yani beraber ortak ihtiyaçların belirlenmesi ve birlikte düşünerek, tartışarak, evet uzmanlardan destek alarak ama aynı zamanda o sahada onu deneyimleyen kişilerin tecrübesini, bu bağlamda her farklı deneyim tabii ki meclise yansımayacak. Yani yaşadığımız alanları, çeşitliliğimizi, farklılıklarımızı düşünürsek onların hepsinin böyle birer kişiyle mecliste temsiliyetinden tabii ki bahsetmiyoruz. Ama çok ciddi olarak dışarıda kalan çok farklı ihtiyaçların dinlenemediği, dillenemediği bir ortamda da bu diğer alt kesişimselliklere bile ulaşmak mümkün olmuyor. Tam da o sebeple bence hani birincil noktalardan biri bu ağın, bu iletişimin belki. Yani bilginin çok farklı türleri var, işte diyoruz ya, akademik bilgiyi daha yaygınlaştırmak için ne yapabiliriz? Daha bildiğimiz günlük dille nasıl tercüme edebiliriz? Aynı onun gibi günlük hayatta yaşadığımız sorunları, ihtiyaçlarımızı nasıl bir politika düzeyine taşıyabiliriz? Ve buradaki görünmeyeni nasıl görünür kılabiliriz de bir hepimizin kafa yorması gereken bir şey. Ve ben burada hem tabii ki bu tür politikaların nasıl işlediğinin izlenmesi ama sürekli olarak da çift yönlü bir bilgi akışının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani belki mahalle örgütlenmeleri bu açıdan çok hayati ve deprem sonrası yine böyle İstanbul'da hani biraz daha farklı şeyler oluşmaya başladı ama bunun daimi olması, yani bir ihtiyacın ya da devam, çünkü ihtiyaçlarımız bitmiyor ve yaşadığımız çağ ve dönemin içinde iklim krizi de dahil olmak üzere şekil değiştiriyor, dönüşüyor. O yüzden de o sürekli temasın olabileceği, yani yerelde, mahalle ölçülerde, mahalle düzeyinde ve belki daha da farklı, yani işte akran grupları, öğrenciler, onların alt kümeleri, yani bütün bu aktif vatandaş olma ve bunun siyasal alana nasıl taşınacağı, meclise nasıl taşınacağı ve daha da bence hayati olanı politika yapıcı yapma süreçlerine nasıl dahil olacağını akıl yürütmeliyiz, denenmiş modelleri, işlemiş modelleri biraz daha
taşıma pratiğini yaratmamız gerekiyor. Çünkü bu tür somut sorunlar gene çok uğraştığımız bir alan olan o kutuplaşmış ortamı da belki aşabilecek şeyler. Ben bunu hep söylerim, yani bakım politikalarını konuşmaya başladığınız zaman aslında çok farklı kutuplarda olduğunu düşündüğünüz herkes çok ortak temel ihtiyaçlarda buluşabiliyor. Çünkü işte bir bebeğiniz varsa, küçük bir çocuğunuz varsa ya da yaşlınız varsa, bakım isteyen anneniz varsa, babanız varsa siz orada bunu hayatın içinde çözmeye çalışıyorsunuz. Ama hepimiz kendi özel alanımızda bunu çözmeye çalışıyoruz. Oysa bu ortak sorun. Tıpkı bunun gibi bunu beraberce çözme gayreti ve bunu siyasal ne diyelim politika yapım süreçlerinin de bunu görünür kılması, o yüzden ihtiyaçlarımızı neye ihtiyacımız olduğunu bizim taşıyabilmemiz, vatandaş olarak aktarabilmemiz ve orada da bunu dillendiren kişilerin ya da politika yapanların bunu ne kadar takip ettiğini izleyebilmemizin sağlayacak çok daha örgütlenmiş bir toplum aslında ihtiyacımız olan. Şu anda da yani içinde olduğumuz olağanüstülük içinde bunu zaten belki de yapmak için hani gereken ne diyelim hem ihtiyaç hem de motivasyon var belki. Yani bunu belki böyle yani hani çok üzücü bir şey, hani keşke daha önceki deneyimlerimiz yetebilseydi. Ama şu an belki burada yaşanılan süreçte yani bu seçim dönemi ve sonrasında çok daha sıkı bir biçimde bunu yapmaya dair istekli kişi sayısı daha fazla olabilir diye umuyorum. Bana da öyle gibi geliyor yani son dönemde yaşadıklarımızdan. Bir de yine bu seçim güvenliği platformunun bir çalışması var. 5. yasama yılında, bu 27. dönemde sadece o yıla baktıklarında bile milletvekillerinin sadece yarısı oy kullanmışlar. Bu oran hatta muhalefet partileri milletvekilleri için 1/4'e kadar iniyor. Yani aslında milletvekilleri de belki de işte bu hani rejim değişikliğinden falan kaynaklanan bir demotivasyon da olabilir, bilemiyorum nedenlerini, ama bu tip bir yurttaştan gelecek, sivil toplumdan gelecek bir izleme, söylediğin o çift taraflı bilgi akışı falan belki milletvekillerinin de gerçekten daha ilgilenmesi, daha motivasyonlarının artmasına da yarayacak. Bu arada cevabında aslında çok önemli bir şey de bu mahalle örgütlenmeleri, yerel örgütlenmeleri söyledin. O aslında belki de bu ulusal meclisteki milletvekillerinin izlenmesi, yani yurttaşın milletvekilini iki seçim arasında da ne yaptı bu gerçekten benim çıkarım için orada, benim vekilim oldu mu cidden izlemesini belki yerelde yapmasına da yardımcı olur. Çünkü yereldeki bu belediye meclislerinin de belki bunun için ayrıca da bir sohbet yapmamız gerekir. Şimdi birazcık sonuna geldik sohbetimizin, ama o meclislerin de aslında bir demokratik sorunları var. O meclis işleyişi de, o meclis üyelerinin seçiminden yine başlamak üzere. Orada da aslında bir yurttaşla o mahalle örgütlenmeleri ya da işte diğer yerel örgütlenmelerle meclis, BDM esasında çok birbirinden ayrı, birbiriyle konuşmayan, birbiriyle bilgi akışına sahip olmayan, etkileşim olmayan mekanizmalar. Sizin aslında bu konuda da birkaç yıl önce yayınlanmış bir kitabınız var. Sevgili Ali Vatansever'den, yönetmenimizden belki onu da rica edebiliriz kapağın paylaşmasını. Büyükşehir belediyelerinin, yanlış hatırlamıyorsam değil mi, meclislerinde evet, incelediğiniz bir şey bu. Büyükşehir Belediye Meclisleri yapısı ve işleyişi. Gerçekten burada da aslında bir yerel demokrasi sorunu var. Belki işte son sorum sana olsun o zaman. Ulusal mecliste yurttaşların seçtikleri vekillerini izlemesi, öyle bir demokratik pratik başlarsa bunun sence yerele yansıması nasıl olur? Bu kitapta biz farklı örnekler üzerinden, yani farklı illerden örneklerle çalışmıştık. Fikret Toksöz Hoca, Sema Erder, Nihal İncioğlu'yla beraber böyle bir projeyi yürütmüştük. Her bir yerelde de o alanda çalışan hocalarımız ekipleriyle, belediye meclis üyeleriyle görüşmüştü. Ve burada biz şöyle bir şeyle, son yazıda öyle bir şeyle bitirmeye çalışmıştık Sema Hoca ve Nihal Hoca'yla. Yani Türkiye'deki aslında bu temsiliyet biçimlerinin ya da işte çok farklı bir şekilde tek adam, tek başkan anlayışının hani ilk örneklerinin aslında çok daha yerelde deneyimlendiği ve o deneyimin ne diyelim büyük siyasete, merkezi siyasete taşındığından bahsetmiştik. Şimdi bu bana çok hayati geliyor çünkü burada da bu şeyi çok gördük. Yani örneğin işte farklı gruplar temsil edebiliyor mu sorduğumuz zaman hani çok samimi biçimde
kendilerinin aslında bütün grupları temsil edebileceklerine dair bir inancı ya da işte farklılık dediğimizde sadece tabii kadınlar da var gibi, yani bunu bir sorun olarak masanın üstüne koyan neredeyse hiç kimse yoktu. Ya da bu uzmanlık dediğimiz, özellikle işte imar, ki çok hayati bir noktada olduğunu yine ve yeniden gördük. İşte imar, burada zaten uzmanlar var. Zaten işte burada bu konuyu çalışanlar. Bir de akçalı işler olduğu zaman burası bambaşka bir tartışma alanına dönüyor. Bütün bunların ben hani ölçekler farklılaşıyor ama aslında genel yaklaşım, genel değerlendirme biçiminin çok üst üste bindiğini düşünüyorum. Ve bizlerin de bu tür bir deneyimi daha küçük yerel ölçekte, yani vatandaşlar olarak bizlerin buradan aslında başlayarak belki tüm sistemin nasıl işleyişini ve nasıl işlemediğini görmemiz gerekiyor. Şey konusu bana hep önemli geliyor, demin de vermeye çalıştım. Yani bizim aslında ailelerimizin içinde bile ne kadar demokratik bir karar alma yapımız var. Ya da gerçekten katılımcı bir biçimde konuları ele alıyoruz. Bu neden önemli geliyor? Çünkü sorunlaştırmamamızın altında yatan çok hayati bir nokta bu. Biraz hani kültür, siyasal kültür açısından da önemli görülüyor. Çünkü biz ilk siyasal sosyalizasyonumuzu ailede, içinde doğduğumuz yerde alıyoruz. Ve işte babalar ne diyebilir? Ben zaten onun için en iyi olanı karar veriyorum. Halbuki onun ihtiyaçları değişebilir ya da yaşanılan koşullar ve içinde olduğumuz çağın değişimleri bu an çocuk olmayı, şu an çocuk olmayı büyük olduğumuz, yani bizlerin çocuk olmasından çok farklı bir deneyim olduğunu duymayı gerektiriyor. Bu üst üste binme hali, yani ailede, okulda, içine girdiğimiz herhangi bir sivil toplum kuruluşunda, bir dernekte, partide, mecliste, yerel ölçekte, büyük mecliste, her birinde aslında belli bir oranda bunun farklı versiyonlarını görüyoruz. O yüzden bizlerin belki en birincil olarak kendi çalıştığımız, kendi içinde yer aldığımız kurumsal yapıların karar alma süreçleri de dahil olmak üzere gerçekten yapabilirlik olarak biz katılabiliyor muyuz sorusunu sormak ve buradan işte mikrodan makroya çok daha aktif bir biçimde böyle bir talebi dillendirmemiz gerekiyor. Buradaki zorluk, hani belki en son bunu söyleyerek bitirebilirim, yerel demokrasinin de bence zorluklarından biri, gücü elinde tutanın bu alanı açması, tabii ki onun isteyeceği bir şey olmadığı için sesin çok güçlü çıkması için beraberce talep ediyor olmamız gerekiyor. Ve sadece kendimiz için değil, sesi çıkamayan ya da farklı şekillerde konuşan, farklı dillerde konuşan kişilerin de sesini yansıyabilmesi için de kendimizin de dert etmesi gerekiyor. Yani benim temsilim değil, hepimizin, bütün o farklılıkların temsilinin kendisinin bir değer olması gerekiyor. Bu da çok kolay bir yolculuk değil. O yüzden bu kadar sıkışık bir takvimde, bu kadar yakın seçime giderken tam da söylediğin gibi, hani neyden bahsediyorsunuz sorusu masada, ama bence bundan da sürekli bahsetmek zorundayız. Diğerlerinden daha az önemli değil. Hatta işin yapılış biçimini değiştireceği için belki seçim öncesi ya da sonrası değil, daimi olarak bahsetmemiz, daimi olarak tekrar düşünmemiz gereken bir konu. Çok güzel özetledin gerçekten Pınar, çok teşekkür ederim, doğru söylüyorsun. Birçok sorunumuzu zaten bertaraf edecek, yani hani zaten şimdi hani ona gelene kadar diye önceliklediğimiz diğer sorunların belki bir kısmını yaşamayacağız eğer ki söylediğin gibi düzenli olarak bu talebimizi yaparsak. Sohbetimizin sonuna geldik. Umuyorum gerçekten, şimdi bu genel seçimlere çok az vakit kaldı ama önümüzdeki yıl bugünlerde aslında yerel seçimlerde olacak. Söylediğin gibi zaten bu temsil, katılım, demokrasi farklı farklı seviyelerde, farklı alanlarda. Belki şimdiden düzenli olarak belediye meclislerinin demokratikleşmesi için sohbetlerimizi devam ettirebiliriz. Ama önümüzdeki dönemdeki bu ilk seçimlerde siyasi partilerin şu günlerde adaylarını belirledikleri günlerde çok daha kapsayıcı, çok daha farklı ihtiyaçları dile getirecek ama haklarını yapabilirliğe de dönüştürebilecek ve bunu sivil toplumla düzenli, çift taraflı etkileşimle, bilgi akışıyla gerçekten bir şeyleri değiştirmek daha hakkaniyetli bir bütçe ve kararlar için kullanacak kişilerin olduğu bir meclis istiyoruz diye bitirelim. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için.
Ben teşekkür ederim. Birlikte düşünmek çok güzeldi. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Ben de öyle. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.